Merhaba arkadaşlar, Rasyonel Yayınları Köklü Sayılar Test Çözümleri karşınızdayız. Birinci test birinci soruyla başladığımızda, kalemde birim karelerden oluşan aşağıdaki şekillerde taralı bölgenin alanının tüm şeklinin alanında oranını veren kesirler sırasıyla A ve B değeri demiş. Burada ilk öncelikle A ve B değerlerini bulalım. Şimdi sol kısmına baktığımızda A ne olacaktır? Taralı bir tane kare var, toplam 4 tane 1 bölü 4 geldi. Daha sonra geldiğimizde bakın 4 tane de şurada var. Taralı B'de de 4 bölü tümü de 9 tane kare var bakın 4 bölü 9 olarak geldi. Daha sonra bize köklü bir işlem vermiş bakın bunları yerine yazdığımızda 1 bölü 4 artı kök içinde 4 bölü 9 bölü dedim. Kök içinde 1 bölü 4 artı 4 bölü 9 dedim. Daha sonra baktığımızda 1 bölü 4'ü dışarı çıkarken ne yapmam gerekiyor? 1'i dışarı çıkardım 1, 4 ile 2 olarak çıkıyor. Bakın 1 bölü 2. Aynı mantığı şurada kullan. Artı 2 bölü 3 bölü dedim. Şimdi kök içini bulmaya şurada. 1 bölü 4 artı 4 bölü 9 ifadesi var bakın. Şunu toparlayalım biraz. Burayı 9 ile burayı 4 ile genişlettiğimizde ne olacaktır? Kök içinde 25 bölü 36 olur. Daha sonra geldim. Aşağıda devam ediyorum. 1 bölü 2 ile 2 bölü 3 toplarsak. Şurayı 3 ile burayı 2 ile genişletirsem ne olacaktır? 3, 4 daha 7 bölü 6. Bölü dedim. Kök 25 bakın dışarıya 5. Daha sonra kök 36 da 6 olarak çıkar. 7 bölü 6 bölü 5 bölü 6'dan 6'lar gider. Bakın ne kaldı elimde? 7 bölü 5 olarak cevap bulunmuş olur. Geldim ikinci soruya. Bize yine bir işlem tanımlamış bakın. Buna göre demiş. Baktığımızda ABC 3 basamaklı sayısı vermiş bize. Altında da n var. N burada bakın kuvvetin kökün derecesi. Diğerleri de 3 basamaklı sayının arkadaşlar rakamları toplamında kök içini verecekmiş. Buradan yola çıkarak o zaman şunu düşünürsek ne olacaktır? Kökün derecesi 2 bakın yazmaya gerek yok. 8'e 8 topladım 16. 9 daha 25. Kök 25 geldi bakın şuradan. Artı dedim. Buradaki kökün derecesi 3. Rakamları topladım 4, 3, 7, 1 daha 8. Artı dedim. Kökün derecesi 4. 8'e 3'ü topladım 11, 5 ekledim 16. Buradan sonra bakın arkadaşlar zaten kök 25 sayısı ne olacaktır? 5'e eşit olacaktır. 8'i de 2 üzeri 3 olarak düşündüm. Kuvvetle bakın. Dereceye eşit dedik. Burası da 2 olarak dışarı çıkacaktır. Artı dedim. 16'yı da aynı şekilde 2 üzeri 4 olarak düşünürsem. Kuvvetle dereceye eşit dedim. Burası da ne olacaktır? 2 olarak dışarı çıkacaktır. Toplamı ne oldu o zaman buradan bakın. 9 olarak bulunmuş olur. Geldim 3. soruya. İşleminin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar. Baktığımızda. Şimdi bunlara biz kuvvetleri olarak yazalım. Yani üst sayılardan hatırladığımız ne vardır? Kök 32'yi nasıl yazabilirim ben? 2 üzeri 5 olarak yazabilirim. 2 üzeri 5. 5. dereceden kök 2 üzeri 5 oldu bakın. Daha sonra geldim. Artı 3. dereceden. Eksi 27 nedir? Eksi 3'ün 3. kuvveti olarak yazdım. Eksi dedim. 16'yı zaten bakın üstte söylemiştik. 2 üzeri 4. 4. dereceden 2 üzeri 4 oldu. Şimdi baktığımızda tek kuvvet olduğu için direkt çıkacak. Şunlar 5'leri görme. 2 olarak çıkar. Şurada bakın kuvvetle dereceye eşitledik. 3'ler gitti. Ne kaldı? Eksi 3 kaldı elimde. Daha sonra baktığımızda şurada bakın yine 4'ler gitti. 2 olarak çıktı. Önde de eksi var. Eksi 2 oldu. Buradan da cevap ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 3 olarak bulunur bakın. Geldim 4. soruya. Yine bize bir işlem tanımlamış. Bakın A ve B pozitif gerçel sayılar için demiş. Şu işleme baktığımızda kök A çarpı B artı 2 eksi kök B çarpı A artı 2 olarak söylemiş bize. Burada hemen şu işlemi yapmaya kalkarız arkadaşlar. Şuna A dedim. Buraya da B dedim. Kök içinde 12 çarpı B ile 2'yi topladım 29. Eksi dedim. Kök 27 çarpı A artı 2 demişti. Bakın 14 oldu. Daha sonra kök 12'yi dışarı çıkarırsak ne olacaktır? 2 kök 3. 2 kök 3 çarpı 29 eksi. 27 nedir arkadaşlar? Kök 27. 3 kök 3'e eşittir. 3 kök 3 çarpı 14 oldu. Daha sonra bakın 29 ile 2'yi çarparsak ne olacaktır? 58 kök 3 eksi 14 ile 3'ü çarptım. 42 kök 3 olarak bulundu. 58'den de 42'yi çıkarırsan ne olur? 16 kök 3 olarak cevap bulunmuş olur. Geldim ikinci, beşinci soruya. İfadelerinden hangileri doğrudur demiş bize. Şimdi baktığımızda arkadaşlar kök 2 çarpı kök 3 çarpmada ne yapıyorduk? Diğer dereceler eşitse kök içlerini çarpacağım. Ne olacaktır? 2 ile 3 çarptım. Kök 6 olarak bulunur. Toplama yapabilmem için köklü sayılarda kök içlerinin eşit olması lazım. Böyle bir ifade mümkün mü? Değil. Daha sonra baktığımızda burada çarpma yaparken yine kök derecelerini eşitlememiz lazım. İlk öncelik olarak
Burada kök derecelerini eşitlersem cevabım şöyle bir şey gelir bakın arkadaşlar. 6. dereceden 2 üzeri 5 olarak bulunması gerekiyor. Buna da eşit olmadı. Birinci buradan doğru olarak bulunmuş oldu. Geldim 6. soruya. Aşağıdaki verilen ifadelerin hangisi tanımlanabildiği aralıkta 0 olamaz demiş. Şimdi baktığımızda arkadaşlar 0 olamaz diyor. C şıkkına baktım. Kök x eksi 1. Çift yani kök verilmediği için derecesi çift arkadaşlar. Bunun zaten minimum alabileceği değer 0'dır bakın. Buraya 0 versem bile burası ne olur? Artı 1 olur en küçük. Burası kök derecesi çift olduğu için bakın muhakkak yani kesinlikle 0 olamaz diyeceğiz. C şıkkı doğru cevap olmuş olacak. Geldim 7. soruya. 7. soruya baktığımızda aşağıdaki şekilde kutu içinde verilen sayılarla oklar ulaştıkları çemberler içindeki işlemler uygulanıyor demiş ve bulunan sonuçlar çemberlerin altındaki kutulara yazılıyor. Şimdi kök 48 bunları bir kök dışına çıkaralım. 16 çarpı 3 olarak düşünürsen 4 kök 3 olarak çıkacaktır. Kök 12 de 2 kök 3 olarak çıkar. Kök 54'e baktığımızda 9 çarpı 6 olarak düşünürsen 3 kök 6 olarak çıkar dışarıya. Daha sonra baktığımızda topla demişti. 4 kök 3 ile 2 kök 3 topladım. 6 kök 3. 2 kök 3 ile 3 kök 6'yı çarptığımızda ne olacaktır arkadaşlar? Baktığımızda 2 ile 3'ü çarptım. 6. Kök 3 ile kök 6'yı çarparsam 6 kök 18 oldu bakın. Daha sonra böl demiş bize. 6 kök 18 bölü 6 kök 3 dedim. 6'lar gitti bakın ne kaldı elinde? Kök 18 bölü kök 13. Kök 3 kaldı. Bunu da şöyle yazarsak kök 18 kök içinde 18 bölü 3 olarak yazdım. Buradan ne olacaktır? Kök 6 olarak bulunur cevap. Geldim 8. soruya. Burada baktığımızda arkadaşlar demiş ki bize x 0'dan küçük y de 0'dan büyük olduğuna göre şimdi şu kök içinden başlarsak eğer ilk önce bir büyük kökü yazalım. Şurada bakın kök içinde x kare ne olarak çıkacaktır? Mutlak değer x olarak çıkar. Eksi dedim. Daha sonra baktığımızda şurada bakın dereceyle kuvvet eşit olduğu için direkt bu kendisi olarak çıkar. Eksi, eksi y olarak çıktı. Daha sonra baktım eksi dedim yine. Şuradaki ifadeyi düşünürsen parantez içi bakın nedir? X eksi y'nin karesi. Bunun da karesini alırsan ne olur? X eksi y'nin dördüncü kuvveti gelir. Eşit olduğu için bu da yine aynı şekilde mutlak değer x eksi y olarak dışarı çıkacaktır. Burada mutlak değeri de düşündüğümüzde oluşacak ifadelere bakalım. Mutlak değer x arkadaşlar. X sıfırdan küçük olduğu için önüne x alarak çıkar. Eksi x olarak çıktı. Daha sonra baktığımızda eksi eksi y'den artı y gelecektir. Daha sonra eksi. Şurası da bakın mutlak değer içi. Ne olacaktır? Eksi. Önüne eksi alarak çıkacak. Bir tane de eksi verdiğimizde eksi x eksi y dedim. Şimdi toparlarsak bakalım ne olacaktır? Eksi x var elimde. Daha sonra baktım artı y var. Şu eksi ile eksiyi çarpsam ne olacaktır? Artı olacaktır. Bakın direkt x eksi y olarak düşünebiliriz aslında. Eksi x artı x sıfırladı. Artı y ile eksi y de sıfırladı. Ne kaldı elinde? Kök sıfır kaldı. Kök sıfırda neye eşittir? Sıfıra eşit olarak bulunur. 9. soruya baktığımızda işleminin sonucu kaçtır demiş bize. Şimdi burada arkadaşlar yapmak için bakalım ne yapabiliriz? İlk önce kökleri, paydaları düşünürsem eşleniği ile çarpmam lazım. Şurayı 1 artı kök 2 ile çarpmamız gerekiyor. Daha sonra şurayı da bakın rasyonel yapmam için kök 2 ile genişletmem lazım. Bu işlemleri yaptığımızda ne olacaktır? 1 ile 1'i çarptım. 1 artı kök 2 bölü. 1'in karesini aldım. 1 kök 2'nin karesini aldım. 2 birden 2 çıkardım. Eksi 1 oldu bakın paydada. Daha sonra kök 2 ile genişletirsek 2 kök 2 bölü 2 olarak bulunur. Burada baktığımızda ne olacaktır? Eksi 1'e bölersen eksi 1 eksi kök 2. İkiler gitti bak kök 2 kaldı. Artı kök 2 kaldı elimde. Buradan cevap ne olur? Eksi kök 2 ile artı kök 2 gitti. Eksi 1 olarak bulunmuş olur. Onuncu soruyla devam ettiğimizde arkadaşlar. Baktığımızda şurada kök 8 bölü 4 bölü kök 2 artı kök 32 işleminin sonucu kaçtır demiş. İlk önce şurada bakın kök 2 ile genişletirsek ne olacaktır? Onu belirleyelim. Daha sonra da şu kök 8'i 2 kök 2 olarak yazabiliriz. Böyle dedim. Kök 2 ile genişletirsem 4 kök 2 bölü 2'den ne olacaktır? 2 kök 2 gelir bakın. 2 kök 2. Kök 32'yi de şöyle düşünebiliriz. 16 çarpı 2 olarak düşün. 4 kök 2'ye eşit olarak bulunur. Buradan işlemleri yaptığımızda 2 kök 2 bölü
2 ile 4 topladım. 6 kök 2 geldi. Bakın kök 2'leri görme. 2 bölü 6 ne olacaktır? 1 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Kök x bir irrasyonel sayıdır demiş. Sayı doğrusu üzerinde kök x sayısının en yakın olan iki tam sayının çarpımı 20 olduğuna göre. Ardışık iki tane sayının çarpımı 20 ise arkadaşlar nedir bunlar? 4 ve 5'tir. Buradan kök x o zaman ne olacaktır? 4 ile 5 arasında olacaktır. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş bize. Bunları da kök içinde düşünürsen kök 16 küçüktür. Kök x o da küçüktür. Kök 25. Demek ki ben x yerine bakın bu aralıktaki değerleri yazabiliriz. Ne yazabiliriz? 17, 18, 19, 24'e kadar yazabilirim. Burada terim sayısını bulmak istiyorsan 24'ten 17'yi çıkardım. 7, 1 eklersem 8 olarak bulurum. Bakın 8 farklı tam sayı değeri vardır diyeceğim. Daha sonra alttaki soruya baktığımızda şekildeki kenar uzunlukları verilen ABCD dikdörtgeninin alanı x kök 5 birim karedir demiş. Buna göre x gerçel sayısının yaklaşık değeri aşağıdaki tam sayılardan hangisine daha yakındır demiş bize arkadaşlar. Güzel bir soruya benziyor bakalım. Burada ilk öncelik olarak kök 5'in yaklaşık değerini bilmem lazım. Kök 5'in yaklaşık değeri 2,23 çıkacaktı. Daha sonra alanı bakın. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. 2 ile x'i çarptım 2x. 2 ile 2'yi çarptım 4. 2x artı 4 neye eşit olacaktır? X çarpı kök 5. Kök 5'in yaklaşık değerini yazarsak 2x artı 4 eşittir 2,23x olarak bulunur. Daha sonra 2x'i sağ tarafa gönderirsek 4 eşittir. Ne olacaktır? 0,23x. Burada x yalnız bırakırsam x eşittir 4 bölü 0,23 olarak bulunur. Şimdi bakın şurayı 1 bölü 4 olarak düşünürsen, yani 0,25 olarak düşünseydim 16 olacaktı. 16'dan biraz daha büyük olduğu için x'in burada bakın yaklaşık değeri ne olacaktır? 17 olarak bulunur. Böylelikle tespiti bitirmiş olduk. Test 2 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci soruya baktığımızda aşağıdaki kenar uzunlukları verilen ABC üçgenin çevresini demiş bize. Kök 605 birim olarak söylemiş bakın. İlk önce bu 605'i şöyle düşünürsem ben. 121 çarpı 5 olarak düşünürsek 11 kök 5'tir bakın. Daha sonra toplamı, kenarlar toplamı 11 kök 5 edecektir. Şuradan kök 125'i düşünürsek 5 kök 5. Kök 80 nedir? 4 kök 5. Daha sonra bakın toplamının 11 kök 5 olması için x'in de 2 kök 5 olması lazım. X eşittir 2 kök 5 ise 2'yi içeri attım. 4, 4 ile 5 çarptım. Kök 20 olarak bulundu bakın x. Geldim ikinci soruya arkadaşlar. Olduğuna göre demiş a çarpı b çarpı c kaçtır diye sormuş bize. Bu toplamın 0 vermesi için her yerin 0 olması gerekiyordur. Bakın buranın 0, buranın 0, buranın 0 olması gerekiyor. Burada baktığımızda a eksi b eşittir 0 dedim. 2a eksi c eşittir 0. Daha sonra baktığımızda c artı b eksi 6'yı da karşı tarafa attık. Bunun da 6 olması gerekiyor o zaman 0 yapması için. Şimdi taraf tarafa topladığımızda bakın ne olacaktır? Eksi b ile artı b, eksi c ile artı c sıfırlar birbirine. 3a eşittir 6 geldi. 3a 6'ya eşitse a nedir buradan? 2'dir. A yerine 2 koyduğumuzda bakın ne olacaktır? B 2, c de 4 olarak bulunur. Çarpımını sormuştu. 2 çarpı 2 çarpı 4'ten 16 olarak bulunur cevap. Geldim. 4. dereceden kök 2 çarpı 3. dereceden kök 4 bölü kök 8 eşittir. 24. dereceden 2 üzeri eksi x sağlayan x değeri kaçtır diye sormuş bize. Şimdi burada şöyle bir şey yaparsak arkadaşlar. Şuranın kuvveti 1 bakın. Ben bunu 2 üzeri 1 bölü 4 diye dışarıya çıkarabilirim. Çarpı dedim. 4 2'nin karesi derecede 3. 2 üzeri 2 bölü 3 olarak çıkardım. Bölü dedim. 2 üzeri 3 burası bakın derecede 2. 2 üzeri 3 bölü 2 olarak dışarıya çıkarabiliriz. Buradan işlemlere devam ettiğimizde ne olacaktır? Baktığımızda şimdi tabanlar eşitse üst sayılarda kuvvetleri toplayacağım. 1 bölü 4 ile 2 bölü 3'ü toplarsak ne gelecektir? 2 üzeri 11 bölü 12 olarak bulunur. Bölü dedim. 2 üzeri 3 bölü 2. Eşittir dedik. Şurayı da kök dışına çıkaralım. 2 üzeri eksi x bölü 24 olarak çıkardım. Eşittir. 2 üzeri eksi x bölü 24. Şimdi üst sayılarda bölme yaparken tabanlar eşitse kuvvetleri çıkaracağım. 11 bölü 2'den 3 bölü 2 çıkarırsak ne olacaktır? 2 üzeri baktığımızda eksi 7 bölü 12 olarak bulunur. Eşittir dedim. 2 üzeri eksi x bölü 24. Şimdi bakın tabanlar eşitse üstleri eşit dersen. Buradan x ne gelecektir? 7'nin ilk katını al. X eşittir 14 olarak bulunur.
Geldim dördüncü soruya. A, B sıfırdan farklı birer gerçel sayı ve N 2'den büyük bir pozitif tam sayı olmak üzere demiş. İfadelerden hangileri her zaman doğrudur? Burada her zaman olduğu için kesinlik aramamız lazım. Şimdi baktığımızda arkadaşlar, ters örneğini vererek bunun kesin olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi burada, tamam bu şekilde çıkar fakat A sayısı negatif olursa ne olarak çıkardı, çıkacaktık? Mutlak değer içinde kök B olarak bulunur mesela. Mutlak değer içinde A çarpı kök B olarak çıkabilir. Daha sonra baktığımızda alttaki ifadeye, ikinci ifadeye o zaman birinin olduğu kesinlikle doğru olamaz. Alttaki ifade de her ikisine de negatif dersen bak ne olacaktır? Burası pozitif olur, sıkıntı yok ama sağ tarafa baktığımızda kök içi eksi olabilir mi? Olamaz. Bu da gitti. Burada bakın mutlak değer A olarak çıkarmış. Eğer n çift olursa doğrudur. Sıkıntı yok. N çift olursa doğru. Fakat n tek olursa direkt A olarak çıkacaktır. Bakın n tek olursa direkt A olarak çıkacak. Burada da bir kesinlik yok bakın. Buradan ne oldu? Hiçbiri her zaman doğru değildir oldu. Geldim 5. soruya. İfadesinin değeri için bir gerçel sayıya eşit olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Burada arkadaşlar düşünmemiz gereken noktalar. Kök derecesi çift ise kökün içi sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. Eğer tek ise düşünmeme gerek yok. Fakat burada bak tek bu dereceli kök paydada olduğu için bunu sıfır yapan değeri düşünmemem lazım. Yani buradan x eksi 5 sıfıra eşitlersen x'in 5 olmama durumu var. Bunu elimizde dursun. Daha sonra baktığımızda 15 eksi x büyük eşittir 0. X eksi 3 büyük eşittir 0 dedim. Buradan ne gelecektir? X küçük eşittir 15. X büyük eşittir 3 gelecektir. Burada ortak çözüm yaptığımızda x hangi aralıkta olur arkadaşlar? Baktığımızda 3'ten büyük 15'ten küçük olacak. Buradaki tam sayı değerlerini düşelim. 3 var, 4 var, 5 var. 15'e kadar gidiyor. 5'i alamayacağımız için bakın ne olacaktır burada? Toplamda 13 taneydi. 5'i attığımızda 12 tane tam sayı değeri vardır diyeceğim. Geldik 6. soruya. Enkenarlı bir düzgün çokgenin tanımlamış bize bakın. Bir A doğal sayısıyla oluşturan sembolü. Bakın nasıl gösterilmektedir demiş. Derece olarak kenar sayısının bir eksiğini alıyorsun. Daha sonra kenar sayısıyla içindeki sayıyı çarpıyoruz. Buradan bunu yaptığımızda bakın ne olacaktır. A eşittir dedim. Kök içinde üçgen arkadaşlar. 3'ten 1 çıkardım. Derece 2. Kök içine baktığımızda 1 ile 3'ü çarparsak ne olacaktır? Kök 3 olarak bulunur. Geldim B'yi bulmaya. Baktığımızda burada kalemde yazmıyor. Dörtgen arkadaşlar yani dörtkenarlı. Kökün derecesi ne olacaktır o zaman? 3 olarak söyleyebiliriz. Kalem yazsa daha güzel olacak. Şöyle tekrar basalım. Heh, yazıyor şu an. Kökün derecesi 3 olacak. 4'te 2'yi çarparsam 8 oldu bakın. Geldim C'yi bulmaya. Beşgen vermiş arkadaşlar. Beşgen olduğu için bakın. 5'ten 1 çıkardım. Kök derecesi 4. Daha sonra baktığımızda 5 ile 5 çarptığımızda 25 olarak bulunur. Burada kök 3 değeri var elinde. 3. dereceden kök 8 2'ye eşittir. Daha sonra burada baktığımızda C sayısı. 2 üzeri 4 16 arkadaşlar. 25 16'dan büyük olduğu için burası 2'den büyük bir sayı gelecektir. Bakın 2'den büyük dedim. Şimdi bunları sıraladığımızda ne olacaktır? Ona bakalım. En büyük C oldu bakın. Daha sonra B, daha sonra da A. Kök 3 zaten 2'den küçük. C, B, A sıralaması var bakın. A şıkkı doğru cevap olmuş oldu. 7. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Soruya baktığımızda demiş ki bir üst lavabo arkasındaki bir kenar uzunluğu 0,6 metre. 0,6 metre ilk öncelikle 60 santim olur arkadaşlar. Kare biçimdeki bir bölgeye ölçüleri 3 kök 2 ve 2 kök 3 olan fayanslarla kaplama yapacaktır. Fayansları sağlamlaştırmak için fayans aralarına da derz dolgu uygulayacaktır demiş. Usta en az miktarda derz dolgu kullandığına göre bir sütunda kullandığı fayans sayısı bir satırdaki kullandığı fayans sayısından kaç fazladır demiş arkadaşlar. Burada 2 kök 3 ve 3 kök 2'nin ben yaklaşık değerlerini bilmem gerekiyor. 2 kök 3'ün yaklaşık değerini yazarsak arkadaşlar 3,4 olacaktır. 3 kök 2'nin yaklaşık değeri de 4,2'dir. Şimdi kullandığımız fayansı bulmak için ne yapmam gerekiyor? Şurada bakın sütundaki de bulmam için 60'ı santimi 2 kök 3'e böleceğim. Yani yaklaşık değeri 3,4'e bölmem lazım. Daha sonra baktığımızda satırdaki fayansı bulmam için de 60'ı da 4,2 bölerek bulmuş olacağız.
Burada baktığımızda yaklaşık olarak düşünürsek eğer 60'ı 3,4'e bölersek 17 gelecektir. 60'ı 4,2'ye bölersek de 14. Kaç fazla olduğunu sormuştu bize. 17'den 14'ü çıkarırsak cevabımız 3 olarak bulunmuş olur. Geldim 8. soruya. 2 eksi kök 3 sayısını çarpma işlemine göre ters a. O zaman a direkt ne diyebilirim? Ben bunu bölü olarak yazarsam 1 bölü 2 eksi kök 3 olur. Daha sonra toplama işlemine göre tersi b'dir demiş. Yani eksilisini al diyor. Eksili çarpıp yazdığımızda da 2 eksi kök 3 dedim. Bu da b sayısı olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar a ve b'yi toparlarsak eşleniği ile çarpıyorum. Bakın 2 artı kök 3 ile genişlettim. Burada da b ne olacaktır? Eksiyi de attığımızda eksi 2 artı kök 3 olarak bulunur. 2 artı kök 3 ile çarptığımızda ne olacaktır? Şu a sayısı a eşittir dedim. 2 artı kök 3 olarak bulunur bakın. B sayısı da neydi arkadaşlar? Eksi 2 artı kök 3. Bunları topladığımızda a artı b ne olacaktır? 2 artı kök 3 ile eksi 2 artı kök 3'ü toplarsa eğer eksi 2 ile artı 2 bakın sıfırladı. Ne kaldı elinde? 2 tane kök 3 olarak bulunmuş olur. B şıkkı doğru cevap olmuş oldu. Geldim 9. soruya. A ve B gerçel sayılar için demiş kök A artı kök B'nin 2 bölü 3. Kök A bölü kök B'nin ise 3 olduğu söylenmiş bize arkadaşlar. Olduğuna göre A artı B toplam kaçtır demiş. Şimdi alttaki denklemden bakın ne gelecektir? Kök A eşittir. İşte aşağı çarpım yaparsam 3 tane kök B'ye gelir. Burada kök A gördüğüm yere 3 kök B yazarsam ne olacaktır? 4 tane kök B eşittir. 2 bölü 3 olur bakın. Burada sadeleştirme yaparsak şöyle kök B'yi yalnız bırakmaya çalışırsam burada 1 kaldı. Burası 2 bölü olarak gönderdim. Kök B eşittir. 1 bölü 6 olarak bulunur. Şimdi kök P gördüğüm yere 1 bölü 6 yazarsam da kök A da 1 bölü 2 olarak bulunur. Bize demiş ki A artı B toplam kaçtır? Bunların karelerini alırsak arkadaşlar buradan B ne gelecektir? 1 bölü 36. Kök A'nın karesini aldım 1 bölü 2. A da buradan 1 bölü 4 olarak bulunur. Burada baktığımızda A artı B ne olacaktır o zaman? 1 bölü 36 ile ben 1 bölü 4'ü toplarsam burayı 9'a genişlettim. 9 1 daha 10 bölü 36 olur. Sadeleştirirsek 2'ye böldüm. 5 bölü 18 olarak cevap bulunmuş olur. Geldim 10. soruya. A ve N birer pozitif tam sayı demiş. N büyük eşittir 2 olmak üzere. N'inci dereceden kök A işlemi bakın. Üstünde de bir işaret var. A sayısından büyük olmayan demiş. En büyük tam sayı biçiminde tanımlanır. Yani bundan küçük en büyük tam sayı düşüneceğiz. Şimdi şurada bakın. 3. dereceden kök 33'ü düşünürsen. Şimdi 3'ün 3. kuvveti 27 idi. Demek ki bu 27 3'e yakın bir şey. Bundan küçük en büyük tam sayı 3'tür. 24'ü şöyle düşün bak. 2 üzeri 4 16. 16'dan biraz büyük arkadaşlar. Buna da 2 olarak söyleyebiliriz. Yaklaşık değeri 3 ile 2'yi topladık. 5 oldu bakın. Yani benden bulması istediği şunun 5 olması arkadaşlar. Bunun 5 olması için de bakın ne olacaktır? Kök 25 olsa 5'e eşit olur. Demek ki kök 25'ten kök 36'ya kadar olan sayıları yazsak buraya işimizi görecektir. Dedik ki burada bakın m değeri 25 olabilir. 26, 36 olamaz. Çünkü 36 olduğunda 6'ya gitmiş oluyor. Otomatikman 35 dedim. Şurada bakın kaç tane sayı vardır? 35'ten 25 çıkardım. 10. Artış miktarı 1. Onu 1'e böldüm. 11 eklersem 11 farklı. 11 tane tam sayı değeri olmuş oluyor. Geldim 11. soruya. Şimdi arkadaşlar şurada bakın. Şu ifadeyle bu ifadeyi çarpsak ne olacaktır? Kök 3 eksi 4 olur bakın. Daha sonra kök 12 artı 8 ile çarpmamız lazım. Tek tek çarptığımızda şöyle söyleyeyim. Kök 3 ile kök 12'yi çarptım. Kök 36 gelecektir. 4 ile daha sonra kök 3 ile 8 çarpalım. 6 artı 8 kök 3 gelir bakın. Eksi 4 ile 12'yi çarpsak kök 12 ne olacaktır? Eksi 4 kök 12. Eksi 4 artı 8 çarptım. Eksi 32 olarak bulundu. Baktığımızda şu ifadeyle bu ifade birbirini sıfırlayacakları sıfırlayacak. Çünkü neden? Kök 12'yi sen 2 kök 3 olarak düşün. Eksi 8 kök 3 olur bakın burası. Buradan ne oldu o zaman? Kök 36 6 olarak gelir. Eksi 32 var elinde. 6 ile eksi 32'yi toplarsak eksi 26 olarak bulunmuş olur cevap. A bir asal sayı olmak üzere demiş. Kök içinde 7 artı 144 ifadesinin değeri bir tam sayıya eşit olduğuna göre A'nın alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bir tam sayı eşitse o zaman 7A artı 144 sayısı
Tam kare bir sayı olacak ki tam sayıya eşit olsun. Tam kare sayı dedim. Burada tek tek de düşünebiliriz. Tek tek düşünürsek uzun sürer arkadaşlar. Direkt biz 7a artı 144, 19'un karesi olan 361'e eşitlersem. Buradan 7a ne gelecektir? 7a eşittir 217 olarak bulunur bakın. 217'yi de 7'ye böldüğümüzde a eşittir 31 olarak bulunmuş olur. Böylelikle test 2'de bitirmiş olduk.